Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir konu anlatımı videosuyla daha karşınızdayım. Bu videonun konusu prefiks, forzilme olan un prefiksi arkadaşlar. Biz un ekini, yani forzilvesini, ön ekini genelde olumsuzlama için kullanıyoruz ve adjektiflerde daha çok kullanıyoruz. İsimlerde de kullanılıyoruz. Ama adjektiflerde dediğim gibi daha fazla arkadaşlar. Ben buraya birkaç tane örnek verdim size. Ne anlam katıyor bununla ilgili size bilgi, fikir vermek için. Şunu biraz yukarı alayım. Örnek veriyorum. Gültih. Gültih ne demek arkadaşlar? Geçerli demek. Un gültih geçersiz demek. Mesela gültih geçerli. Un gültih geçersiz. Atraktif, atraktif, çekici. Un atraktif, çekici olmayan anlamında. Fest, sağlam. Un fest, sağlam olmayan. Şön güzel, un şön güzel olmayan. Tehtih bir şeyle meşgul olma, biliyorsunuz değil mi? Ich bin tehtih, ben meşgulüm. Un tehtih de hani hiçbir şeyle meşgul olmayan, kaldırım mühendisi de deriz ya, o anlamda un tehtih. Yani boşu boş boş işe yaramaz anlamında. Gewöhnlich alışılmış olan, un gewöhnlich alışılmış olmayan anlamında. Sonra isimlerle de kullanıyoruz. Mesela das Wetter hava, biliyorsunuz, ama das Unwetter fırtına. Burada daha çok olumsuz bir durumu bildiriyor isimlerin önüne geldiği zaman. Mesela der Fall durum olay. Der Unfall da kaza demek arkadaşlar. Mesela devam edelim. Das Ding şey demek. Das Unding gereksiz şey demek. Olmaması gereken şey demek anlamında. Demut cesaret. Der Unmut da ben buraya anlamını da yazdım. Belki duymamışsınızdır diye. Hiddet hoşnutsuzluk demek arkadaşlar. Evet. Die Zeit da zaman, die Unzeit'te uygunsuz zaman arkadaşlar. Şöyle içi şey alalım, aşağıya alalım. Die Unzeit uygunsuz an demek. Yani yanlış zamanda geldi biri diyelim size. O anlamda kullanılıyor. Şunu biraz yukarı alayım da. Yazalım, şöyle çizeyim de size altını. Sonra die Tat ne demek? Eylem değil mi? Die Untat da cinayet demek. Arkadaşlar mor, ya yani eş anlamlısı mor diyelim. Sonra devam ediyoruz. Un ekinin sonsuzluk anlamı da var. Als Ausdruck der Unendlichkeit anlamı var. Şimdi Endlichkeit, bakın burada da un eki kullanılmış aslında. Burada da bir kite son eki var. Bununla ilgili de video çekeceğiz. Endlich sonunda, nihayet. Unendlich sonsuz demek. Unendlichkeit da sonsuzluk demek. Şimdi kite son eki isim sıfatların önüne gelir. Burada ne olmuş aslında? Bakın önce Endlich diye bir sıfatım varmış. Sonuna kite eki gelmiş. Endlichkeit olmuş. Sonra başına da un eki gelmiş. Unendlichkeit olmuş. Ya, güzel bir kelimeymiş. Evet. Sonsuz büyük miktar anlamına gelir. Mesela unzahl sayısız demek. Yazalım. Sayısız. Die Unmenge'de büyük miktar demek arkadaşlar burada. Evet, böyle anlattım. Bununla ilgili bir site buldum. Kanal şeyin altına eklerim, videonun altına eklerim size. Oradan da okursunuz, bakarsınız, çünkü birkaç anlamı daha var. Ben genelden çok kullanılan, bilinen, özellikle sıfatlarla ilgili olan anlamına dikkatinizi çekmek istedim. Çünkü biz un prefiksini sıfatlarla daha çok kullanırız. Evet, şu güzel olmuş. Endlich, unendlich. Ay, şunu kapatayım da, çünkü klavyemde I yok. Unendlichkeit. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.